Genel Başkan Yardımcım, şu anda hasat dönemini yaşıyoruz. Çiftçimiz, üreticimiz, ihracatçımız, tedarikçimiz, tüccarımız, herkes seferber olmuş durumda. Herkes elinden geldiği kadar, özellikle kayısıyla ilgili, şu anda gayretli bir şekilde mahsulü tarladan toplayıp depolama alanlarına çekmek için büyük bir gayretle çalışıyorlar. Kayısı bizim şehrimizin en önemli ekonomik lokomotifidir. Sizi de ara sıra bu konularda rahatsız ediyoruz, sıkıntılarımız oluyor, problemlerimiz oluyor. Ama hepsini de birlikte aşmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Dönemin İl Başkanımız Hakan Bey'e, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İhsan Bey'e, Hacı Bey'e sürekli bu sorunları, problemleri biz arkadaşlarla konuştuktan sonra sizlere getiriyoruz. Hamdolsun. Bugün sayın milletvekillerimiz öğleleyin mazbatalarını aldılar. İnşallah yeminle birlikte de görevlerine başlamış olacaklar. Ama mazbataları alınır alınmaz valiliğimiz, ticaret borsamız ve Malatya'mızın temsilcileri olan bu seksiyon toplum kuruluşlarını ziyaret etmekteyiz. İki tane organizemiz var ama nasip olursa üçüncüsü de inşallah Malatya'mızda kazandıracağız. Büyük bir sistemde tamamlanmış oldu. Orada 20 bin üzerinde bir çalışanımız var. Ekonomik olarak da Malatya'mızda katkı sunan bir bölge. Ancak baktığımızda belki bunun 5 katı daha fazla bir etkileyen bir kayısı var. Başkanların faaliyetler Malatya için önemli vurgu yapmaya gerçekten gerekiyor. Malatya'nın genel ekonomi ve ticaretini ilgilendiren bir sektör. Tarımın ana sektörü sadece bir yüzdesinde de ülkemiz için de adeta stratejik bir ürün. Direkt ithal edilen, direkt ihraç edilen ve bununla tamamen üreticiye yansıyan çok önemli bir kalem. Bununla ilgili de bugüne kadar gerçekten vekillerimizin çok iyi gayret ettiklerini biliyoruz. Bundan Sayın Milletvekilleri, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım ve aslında Sayın Ticaret Borsası yöneticileri ve üyeleri, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gecikmiş bir hayırlı olsun ziyaret aynı zamanda. Sizler de bildiğim kadarıyla 1 Mayıs'ta kongre yaptınız, yönetim oluşturdunuz. Sizin de yeni yönetiminiz Malatya'mıza, üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun diyorum. Hem teşekkür ziyareti dedik, hem hayırlı olsun ziyareti. Seçimlerde Malatya'mız olarak Cumhurbaşkanlığında yine Türkiye'de derece yapan illerden biri olduk. Sizlerin desteğiyle. Bu anlamda da sizlere teşekkür ediyoruz. Anlaşmadan önce bizlerle de görüştük. Özellikle meyve suyu üreticilerinin Malatya'dan kayısıyı alırken alt bir taban fiyat belirleyip 25 kuruş demeleri ve onun karşısında da borsa başkanımız ve siz değerli üreticilerimizin, çiftçilerimizin, ziraat odası temsilcilerimizin ortak karar alarak 25 kuruşa bu ürünü vermiyoruz demenizi alkışlarla karşılıyorum. Ve biz siyasiler olarak da bu konuda üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız. Bizim 25 kuruşa ürünümüzü vermeye niyetimiz yok. Bütün bu konuda sizin prensip kararlarınızı bozan arkadaşlarımızla ilgili olarak da siz gerekeni yerine getirmelisiniz. Bizim yapmamız gereken, şimdi başkanıma söyledim ki Büyükşehir Belediye Başkanımızın böyle bir projesi vardı. İnşallah Cumhurbaşkanımla da konuşup Malatya'mız için bir kayısı meyve suyu fabrikasını kurmamız gerekir. Bu konuda borsa başkanımız ve diğer arkadaşlarımızla birlikte bir meyve suyu fabrikasının kurulması için Fırat Kalkınma Ajansı'ndan da Kalkınma Bakanlığı'ndan da ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Kalkınma Bakanlığı artık yerini Strateji Gelişme Başkanlığı'na bırakacak ve orada da üstümüze düşen ne varsa yapalım. Malatya'mıza kayısı meyve suyunun alımını yapacak fabrikayı biz burada kuralım. Ondan sonra başkalarına bu kayısı 25 kuruşa vermek zorunda kalmayalım. Fabrika burada kendi üretimini yapsın. Meyve suyunu biz buradan üretelim ve ondan sonrasındaki devamı da pazarlamayı da sizler zaten çok iyi biliyorsunuz. Aranızda üreticilerimiz kadar ihracatçılarımız da var. Tedarikçilerimiz ve tüccarlarımız da var. Bu konuda siz çalışma yapın. Ben
meyve suyu fabrikasının Malatya'ya kurulması için üzerime ne düşüyorsa siyaseten milletvekili arkadaşlarımla birlikte kapı kapı dolaşmaya hazırız. Bu şire pazarının Malatya'ya yakışır hale gelmesi gerekir. Biz Malatya'daki şire pazarının Malatya'ya, Malatyalı çiftçiye, Malatyalı üreticiye, Malatyalı ithalatçıya, tedarikçiye ve tüccara ve Malatyalılara yakışır dört dörtlük bir yer olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu vesileyle de şire pazarımızın yerini değiştirilmesi, bununla ilgili olan yer temini ve yeniden yapılandırılması konusunda da inşallah Malatya'mıza yeni bir şire kazandırma konusunda kanaatimiz çok